onu kendi düğününde bütün mahallenin gözünün önünde göndereceğim. Arkasından da tef çalacağım. Tef mi çalacağım? Ay senin fantazine tükürük. Tef Hakkım ama. Tef çalmak mı? O kızı hayatımızdan çıkarmak. O tabii hakkın. Kapıya çok açmıyorum bak. Ona göre hani rövanş bağlamında şey yapacağım kapıyı. Benim camla. Kararma. Sen hemen yukarı çık. Ben de şu kapıya bakayım hadi. Koş. Yukarı çık. Aç kapıyı. Yukarı çık. Ben de şunları şey yapayım. Lan şey o. Ama bu ne? Açmıyor baba. Yapsak. Hadi. Çekilin abi. Tamam ama yavaş. Ay. Ben niye saklanıyorsun? Ne oluyor lan? Selamun aleyküm. Kardeşim kapıyı öyle bir cam rövanş yaptım bir hesabı. Siz hayırdır ya? Vallahi hayır mı şer mi onu sen diyeceksin. Ata aldı kardeşim benim. Bakacağız o mevzulara hep. Tamam ya. Sonra konuşuruz bunu. Benim şimdi bir acil çıkmam lazım da. Açıklama yapmadan hiçbir yere gidemezsin Şefkat. Oğlum sen laftan anlamıyor musun? İşim var diyorum. Çıkmam lazım ya. Ne işi ya bu? Geçiştiriyor bizi ha. Şefkat, hiç bizi sepetlemeye kalkma. Konuşacağız. Bana bak lan. Misafirin mi var lan senin? Ha? Kurnaz. Yok oğlum, ne misafiri ya? Allah Allah. Şefkat, neler oluyor oğlum? Bu olanlar hiç normal değildir. Evet, bu evin hali hiç normal değil Şefkat. Kim vardı? Gördüğüm kadarıyla mahalle halkı. Onu demiyorum. Biz buraya gelirken sesler duyduk. Ve izler çok taze, fazla uzaklaşmış olamazlar. İşlerinden bir tanesi de yaralı galiba. Periyodik kan izi dökmüş. Onları da takip edek. Hansel Gretel gibi kan dökmüş ne? Yok oğlum kimse anlamıyor mu? Çok yaşa. Niye söylemiyorsun lan? Ha? Esin burada. Esin de